Peki. Dinçer hemen bana doların kaç para olacağını, kimin cumhurbaşkanı olacağını ve Marmara depreminin ne zaman olacağını hemen Bitcoin'le alakalı bir şey alabilirsek. Ben onu söylerim bak. Vallahi. Bir Bitcoin diyemem. Hani zaten yasak. Hayır, coin olarak. Ondan hani. Sonra ama mesela kova her zaman dijital olanları temsil ettiğinden dolayı. Oğlum bir şaka yaptım, ciddiye bindim. Ama sordu. O zaman ben söylemeyeyim. Söyle. Yani mesela gerçekten de hani artık bu kripto paraların artık dönemi 23 Mart'tan sonraki 20 yıllık süreçte başlıyor artık. Başlıyor. Daha yeni başlıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak, evi, arabayı, yazlığı satalım. Yok, asla öyle bir şey. Asla değil. Zaten hani bir kripto para ismi zaten verilmedi. Hani öyle bir durum değil bu. Ama zaten şimdi bir şey söyleyeceğim. Dünya üzerinde birçok ülke dijital paraya geçmeye başladı zaten. Tabii. Hani zaten ülkeler bununla ilgili yatırımlarını zaten yapıyorlar. Evet. Hani demin yayına girmeden önce kuliste de konuşmuştuk yani. Hani ya bu işte metaverse bilmem ne oldu iş. İçeride de aynı şeyi söylüyor. Yusuf'cim size göre değil. Sizin için değil o zaten. Ama o iş olacak. Yani o işle beraber anladığım kadarıyla o kripto para ve hayatımızda daha fazla bir yerde olacak anladığım kadarıyla. Tabii yani, canım. Token dediğimiz şey falan. Evet. Yani anlatabildim kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani, çok yaşlandı. Çok. Ya öyle demeyin ya. Değil öyle şimdi, şey. Şimdi Soğuk Savaş ekibi Boğaç Soydemir, Buğra Oflaz ve Berk Sevgi'nin bir küçük kolaşı var elimizde. Onu görelim. Allah. Eyvah. Sizin sürekli hiç videolar bile çıkıyor. Oğlum etekteki taşlar düşüyor. Size bilerek mi yeniliyorsunuz? Ben artık yok abi biz bugün bilerek. Tarkan cehenneme gidince ne demiş? Ne demiş? Kül oldum abi. Kurulum aşamasında endüstriyel metal grubuna ne denir? Ne denir? Hammstein. İyiydi. İyiydi. Ortak bir problemimizden bahsedeceğim. Saçları dökülen komedyen ne şakası yapmaz? Ne yapmaz? Kelime şakası. Dr. Dre ve Mustafa Topaloğlu'na çok para kazandırmış ortak şey nedir? Nedir? Eminem. Çok güzel. Eminem'e sağ ol. Genelde kapalı mekanlarda geçen, herkesin bir rolü oynadığı, sonu hep başkalarının kahkahasıyla biten, çok kısa gösteriler bütününe ne denir? Ne denir? Cinsel hayatım. Bu en güvendiğim şakamdı abi ama. Allah'ım. Ya ben kendi yaşadıklarımdan böyle bir... Tarantino'nun hem hijyen hem de güzellik aradığı yer neresidir? Ayak. Ayak yolu. Gene de evet. Müthiş. Peki burada bazen hakikaten hiç komik olmuyor ve karşı taraftaki katılıyor. Çok sorulmuş bir soruyu soruyorum herhalde. Niye orada bir heyecan mı oluyor? Ya da siz sinirlerini mi bozuyorsunuz insanlara? Orada zaten bir gerginlik oluyor karşı karşıya gelince. Bir süre sonra böyle her şeye gülme isteği de evet, başlıyor. Sinir bozuluyor. Sinir bozuluyor. Yani. Biraz daha yakın oturma kararı aldık. O yüzden böyle zaten biriyle karşı karşıya şu mesafeden gözlerin içine bakınca bile insanın bazen gülesi geliyor. Fakat müthiş yani. Hakikaten çok saçma. Çok saçma ve tamamen edebiyatın. Gösteri edebiyatı özellikle o saçma bölümüne girip destansı bir yer edindi baştan itibaren yani. Çok teşekkür ederiz. Evet, kesinlikle öyle. Peki Berk bulmuşlar o eskisini. Asla gitmiyor değil mi? Bitmeyecek bu gece. İşte az çekseydik. İkinci parti hesaplıyor. Şimdi o zaman bu ne diyeceğiz buna? Yani bu o zaman herkesin değil mi? Hayatım şimdi yani insanın kendi içinde olan bir şey bu. Yani ne diyoruz buna? Ne diyor? Yani libido mu diyoruz? Ne yani ne diyoruz buna? Çünkü bazısı bunu sevmez. Bunu sevmiyor. Bir adama diyorsun yani adam gelmiş 40 yaşına. Adam sana diyor ki bak diyor. Bunu sevmiyor adam. Yani bu ne diyor o zaman ne yani diyorsa ki ben zaten romantik bir adam değilim. Harikulade. Süper.
Değil mi? Bu yani ben zaten bu işin içinde değilim. Yani bu değil mi? Bravo. Harikasın. Bunu ben teşekkür ederim. Prim hakikaten de böyle konuşuyorum. Darlama kısmı değil de yani. Müthiş. Müthiş, müthiş. Peki şimdi bu... böyle durmak istiyor musunuz yani bu yaptığınız? Bence muhteşem bir iş ama hep işte gelecekle ilgili bir şeyler sorar ya bu talk showcular. Onun için soruyorum yani bu buradan bir yere gidilecek mi buradan? Bana mı? Yoksa... Üçünüze de soruyorum. Yani bana inşallah. Bir fikri olan bir çorbacıya gidilir. Buradan çık. Yani şöyle tabii yani. Ya mesela bu kadar efsaneye dönüşmüş bir işin sahipleri olarak... Böyle yaşamayı sürdürecek misiniz yoksa size de daha çok para, daha çok eğlence vaat eden bir şeyler var mı? İnşallah olur yani. biz kendi aramızda zaten bir şey yapmak, bir show yapmak, bir dizi yapmak, bir film yapmak bunları konuşuyoruz zaten ama bizim kendi işlerimiz, kendi hayatlarımız yüzünden çok fazla buluşturamıyoruz. Yani bir yere evritmek istiyoruz tabii ki illa ki. Yani hep aynı şeyi yapmak istemiyoruz da. Bırak şimdi üşeniyoruz. Biraz. Çok zor yani. Çok üç tane ya. Bu karakterde adamın toplanıp bir şey yapması gerçekten çok zor. Zaten bu da yanlışlıkla oldu biraz. Evet. Böyle ama olacağını bilseydik yapmazdık. Ama yani. Çok iyi. Yani bir efsane olacak bu. İleride de. İnşallah. Yani siz herkesin, yaşlandığınızda. Zaten herkesin baba şakası muhabbeti evet. Vardı. Yani ev içinde yapılan şakaları biz aslında legalize ettik. Böyle şey oldu. Yani insanlar soğuk şaka yapmaktan çekinmemeye başladılar. Bu da enteresan bir şey oldu. Yani biz de böyle bu kadar beklemiyorduk. Evet, büyüyeceğini yani. Mesela. Biz ilk yaparken o kadar inanmadık ki bu içeriğe. Üç tane içerik çekmiştik. Yan içerik olarak yaptık. Bir tane bir şey olarak yaptık. Hatta bir tripodumuz eksikti. O sırada yönetmenimiz dedi ki, ya şey ama ben tutarım. Dedi hani tutamadı da. Sallanıyor. Yani sallanıyor kamera. Bir kamera kesintisiz sallanıyor. Yanlışlıkla müthiş bir sinemada bir... Mission Impossible çekti bir kamera. Yani. Diğer kamera stabil. Evet, o da böyle bir kurguda bir anlamı oldu yani onun. Yanlışlıkla bir dil yarattık. Ben ama bayılıyorum buradan... size bu arada. Yani çok benim YouTube'da ederim. İçerik olarak izlediğim tek içerik sizsiniz. Böyle oturup ay bir tane daha bölüm çıksa da böyle ay izlesem falan filan deyip ondan sonra... Çünkü benim bütün çevrem benim esprilerimden nefret ederler. Bu sizin için. Evet. Aslında herkesin ruhunda var ama hani konuşmaya da şey yoktur böyle hani çekinirler ederler vesaire. O yüzden inanılmaz başarılı bir iş yapıyorsunuz ya. Programa geliyorlar diyorlar ki bu şakalar çok kötü ama. Yani yapacağım ama çok. Abi zaten oh yani. Ama çok. Sonra bir yapıyorlar çok da güzel bizimkilerden yani. Böyle enteresan bir şey oluştu orada. Oldu evet. Denge oluştu.